Bir tiyatrodaki her yeni yolculuk, yeni bir hayat yolculuğu gibi. Yalnızca profesyonel bir yolculuk değil, bir hayat yolculuğu, varoluşsal bir şey. Bulgaristanlı tiyatro yönetmeni Yavor Gardev, minimal ve distopyan dekorlar, sade aydınlatmalar ve sahnede sergilediği vahşetle ün kazandı. Oyunlarını izleyen izleyiciler, tiyatroyu sarsılmış ve büyülenmiş olarak terk ediyorlar. Gardev, 1972'de Sofya'da doğdu ve aynı şehirde felsefe ve sahne yönetimi alanlarında master derecesi aldı. Yönetmenin bugüne kadar sahnelediği 40'a yakın oyunun yanı sıra yaptığı işler arasında radyo tiyatroları, videolar, performans sanatı ve bir opera bulunuyor. Gardev bir yeraltı şarap mahzeninde tiyatro sahnelemek ve Shakespeare'in oyunlarının sonlarını değiştirmek gibi yeniliklerle tanınıyor. Örneğin yönetmenin fırtına oyunu bir bombalı intihar saldırısıyla sonlanıyordu. Gardev'in setleri, oyuncuları ve dekor öğelerini sahneye getiren ya da sahneden çıkaran taşıyıcı kayışlar ve aktörlerin salonun ortasında oynamasını sağlayan ve ön koltukların üzerine gelecek şekilde dikilmiş bir iskele içeriyordu. 2008'de Gardev ilk uzun metrajlı filmi Zift'i yayınladı. Film, karmaşık kurgulu bir kara komedi. Kendisiyle Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda buluştuk. Filozofların zihinleriyle yapmaya çalıştıkları şeyi, ben fiziksel bir mekanda insanlarla yapmaya çalışıyorum. Emin değilim ama sanırım benim sanat aracılığıyla ele almak istediğim şey, gerçekliğin aşkınlığı. Her gösteri, başladığınız her bir yeni proje, ayrı bir durum oluşturur. Ortada hareketlendirmeniz gereken, bir şekilde içinde çalışmak, göz önünde bulundurmak, yönetmek durumunda olduğunuz yeni bir sosyal durum vardır. Bu durum bazen oldukça yorucu olduğu gibi, bazen de keyif aldığınız gayet rahat bir durum olabilir. Her seferinde farklı bir bakış açısı kazanırsınız. Durumlar birbirinden o kadar farklı olur ki, her seferinde farklı bir meslek icra ediyor gibi hissedersiniz. Bizim durumumuzda zift bir metafor. Zift, Arapça kökenli bir kelime ve çok karanlık, siyah veya konsantre asfalt. Asfaltın konsantre bileşeni anlamlarına geliyor. Asfalt gibi bir şey yani. Zift kelimesinin üçüncü bir anlamı da var. New York şehir argosunda bir küfür olarak da kullanılıyor. Biz filmde her üç anlamı da kullandık. Ve kelime, totaliteryen komünizm dönemindeki Bulgar toplumu için uygun bir metafor haline geldi. Та извода прост. Колкото по-големи лъжата, толкова по-малка щетата. Моралната е, не материалната. Bir gösteri yaptığınızda, genelde kelimelerle ifade edebileceğinizden daha fazlasını söyleyebilirsiniz. İnsanların gösteriler yapmasının asıl nedeni budur. Eğer yeteri kadar empati yeteneğiniz varsa ve derin ilişkiler içine gerçekten girebiliyorsanız, tiyatro yapmak gerçekten ilginç ve heyecanlı bir iş haline geliyor. Tiyatro size insanlarla etkileşime geçme olanağı veriyor. Yalnız kalmadan, sanal dünyaların boyunduruğundan kurtularak, gerçek bir mekanda, gerçek insanlarla, gerçek duygular deneyimleme şansınız oluyor.
gerçek duyguları harekete geçirmek ve yazılı metinlere bir anlam yüklemeye çalışmak harika bir şey. Benim bir sorumluluğum var. Ve biz sanatçılar hep bu duyguyu, hatta bir suçluluk duygusunu hissederiz. Kafka'nın dediği gibi, sanatla uğraştığınızda hep bir suçluluk hissedersiniz. Bunun nedenini bilmiyorum ama bu duygu içinde onu hissediyorum. Sanki dünyanın bütün sorumluluğu omuzlarınızdaymış, bir gösteri yarım kalırsa dünyanın sonu gelirmiş gibi. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama bu tuhaf sorumluluk duygusunu sürekli hissediyorum.